2 saat. Ana. Saplamış. Direkt Ajan orada tanıtımı 2 oynuyor. saat önce amına koyayım. Valorant şimdiye dek hiç bu kadar iddialı bir düellocu karakter görmedi. Oyuna yeni gelecek Düellocu. canımız ISO, aim'ine güvenen ama takımına sürekli troll gelen arkadaşları tek Ben. başına Radiant'a çıkarmaya yetecek gibi. Riot Games geçtiğimiz günlerde beni Amerika'ya Valorant'ın geliştirildiği ana ofise çağırıp ağırladı. Çok çok teşekkür ederim. Aga bir şey söyleyeceğim. Bu Riot bizi niye çağırmıyor? Sorma sahiptir. CS oynuyor kanka 6 aydır. Gittiğimde içeride özel bir test bilgisayarında Valorant'a yeni gelecek olan ajanımız ISO'yu ve yeni gelecek savaş biletimizi denetip oynattı bana kendileri. Bu videoda yeni ajanımız ISO'nun bütün yeteneklerini en detaylı... Sen kimsin mi? Tamamdır. ...bir şekilde sizlere göstererek anlatıp dünyada ajanla oynanmış ilk maçtan da en güzel kesitlerimi sizinle paylaşıyor olacağım. Yani bunu Helen için konuşmuyorum da niye götü boklu TikToker'ları çağırıyorlar da ben burada beni niye çağırmıyorlar dediğim zaman bana böyle mi tepki vermeniz gerekiyordu? Yazık. Yani Sen Amerika'ya gidebiliyor musun ki? demek ki biz galiba belli başlı bir şeyleri başaramamışız. Yani buna üzüldüm birazcık. Terbiye yok Ya desen. biraz terbiye yokmuş gibi geldi bana, evet. Yok ama. Vallahi billahi. Hocam, ne dedin Dacı, bir daha söyle bakayım. Sen Amerika'ya gidebiliyor musun çağırsalar? Giderim oğlum, niye gidemeyeyim amına koyayım, hayırdır ya. Davetiye sonuçta ya. Davetçi oğlum, Etkinlik giderdik ya. davetiyesi. O etkinlik olaylarında daha rahat oluyormuş bir de, böyle 1-2 günlük falan gidip gelebiliyor Evet. musun yani? Evet, yeni ajanımız ISO Çinli havalı bir genco ve kendisi düelloucu rolüne sahip. Ve bana kalırsa Valorant'ın Genco. yeni Reyna'sı olacak. Baran yine TikTok atmış. Bakacağım. Çünkü ISO'nun neredeyse bütün yetenekleri güzel aim düelloları geçirmenize odaklı. Eğer aim'iniz iyiyse ISO ile tek başınıza maçı alıp götürebiliyorsunuz. Ajanın ilk, yani C yeteneği mermi geçirmeyen bir Harbor bariyerine benzetilebilir. Yeteneği elinize alıp attığınızda aynı Harbor'ınki gibi Bu ne? sonsuza kadar ilerleyen bir barikat duvar Abi destekli fırlatıyorsunuz. Duvar karakter. şeffaf olmayıp arkadaki Bunu hiç rakipler sizi kestiremedim değil göremediği mi? gibi ateş edilen hiçbir mermi de içinden geçmiyor. Bu yeteneği sayesinde ISO aynı bir öncü karakteri gibi takımını her türlü site'a sokabiliyor. Oğlum bu iyi bir özel. Gerçi her hero için böyle diyoruz da ya. Sonrasında Bekleyeceğim, bekle. hero bir ay oynandıktan sonra anasını sikiyorlar da hero'nun. Ama bu iyi bir özellik gibi. Skill güzelmiş yani. C yeteneğimizin marketteki fiyatı 250 kredi. Ajanımızın sıradaki, yani Q yeteneğini rakipleri zayıflatan bir Omen paranoyasına benzetebilirim. Yetenek elden fırlatıldığı zaman aynı Omen'ın paranoyası gibi bir dalga hareketiyle ileri gidiyor ama değdiği rakiplere kör etme değil, birkaç saniyeliğine zayıflatma etkisi uyguluyor. Bu etkiyi yiyen rakipler aynı Killjoy alarm botuna takılmışçasına mermilerinizden çok daha fazla hasar alıyor ve öldürmesi daha kolay oluyor. Ama Ana, zayıflama o işe mi yarıyormuş lan? Vay, Ben daha yeni ne öğreniyorum oynadım lan bu ha. kadar zaman? O Killjoy Ben ne mesela zannediyordum peki o tuzağına zayıflama olarak yakalandığımız bir zaman şey mi açıklasana. oluyor mesela? Daha mı fazla hasar Evet, yazıyor? hani kırılma sesi falan geliyor böyle üstü şeyde kalkan kırılma gibi bir şey oluyor. He, ben ne zannediyordum biliyor musun? Bizim vurduğumuz hasarlar daha az gidiyordu diye zannediyordum. Öyle mi peki? Yok. Hayır. Size aldığı Öde hasar artıyor. Yok. Aldığın Ben hasar tam tersi artıyor zaten. biliyormuşum onu mesela. Dikkat. Olsun, diğer de aynı şeye denk Evet, geliyor bence mantıklı düşünüyormuşum şu zamandır. Tam tersi şey nasıl aynı şeye denk gelebiliyor kafaya ya? Bu yeteneği rakipleriniz yiyebildiği gibi takım Yine daha arkadaşlarınız da baskın soru yiyebiliyor. yazıyor. Dolayısıyla Q Bak. attığınız yere bayağı bir dikkat etseniz iyi olur. Bu Q yeteneği sayesinde ISO takım arkadaşlarına çok gerek duymadan aim düellolarını kendisi için daha da kolay bir hale getirebiliyor. Aynı zamanda takım arkadaşlarının da rakipleri daha rahat öldürmesini sağlayabiliyor. Nice. Q'mu attım. Q'm sayesinde tek ulti hamlesiyle öldürdü bizimki. Bu Q yeteneğimizin marketteki değeri 200 kredi. ISO'nun sıradaki, yani E yeteneği, kelimenin tam anlamıyla bir düelloci yeteneği. E yeteneğinizi aktifleştirdiğinizde ISO ve odaklanma formuna geçiyor. Bu odak formu içerisindeyken herhangi bir rakibi öldürürseniz rakibin etrafında rastgele bir alanda çok kısa süreli bir orb beliriyor. Eğer flick yeteneğiniz kuvvetliyse ve o kısa süreli orbu yok olmadan vurabilirseniz bir vuruşluk bir kalkan kazanıyorsunuz. O ne amına koyayım ya? Çok güzel açıklıyor. Ya ben anlamadım. Kazandığınız bu kalkan rakipten yiyeceğiniz bir vuruşu hasarı ne olursa olsun tamamen absorbe ediyor. Bu çok uzun sürüyor oğlum. Çok uzun sürüyor Tamam. lan. Tamam arkadaşlar, bir ay sonra İlk büyük nerf ihtimalle geldi. ilk nerf'i gelecek bunun. Vera diye sağa bakmaya çok alışmış. Ama bir Hızlı olduğum vuruştu. için beni direkt vuramadı ve çatır çutur.
Bakın bu 10 hasarlık bir klasik mermisi de olabilir. 150 hasarlık bir operatör mermisi de. Raze'in ulti bazooka mermisi de. Yani Orb'un size verdiği kalkan tek bir vuruşluğuna oyunda size vurabilecek her merminin hasarını sıfırlıyor. Bakın belki bu şu anda size çok büyük bir şey değilmiş gibi gelebilir. Yo valla büyük bir şey gibi geldi bize abi. Peki, ama round'un başında bu yeteneği açıp bir rakip... Kalkanım varken... Hani kullanılmadı kalkanım, hala duruyor. Böyle kalkan bir kişi, değil. Bir kişi daha öldürdüm. Yine orb vurdum. Tam süresi mi sıfırlanıyor? Süresi sıfırlanıyordur kanka. Vurabilir ve orb'a flick atıp kalkanı alabilirseniz gireceğiniz sıradaki düelloyu çok yüksek ihtimalle kazanıyorsunuz. Gel kardeş gel. Sen beni vuramazsın tabii. Ya bu zırh olayı çok önemli. Gerçekten E yeteneği karakterinin çok çok güçlü. Aynı zamanda bu kalkanlı formdayken rakipte bir operatör olup olmadığını hiç umursamadan her türlü düelloya girebiliyorsunuz. Çünkü operatör de size hasar vurabilir. Nice one ya. Abi mesela M olmasaydı eğer muhtemelen ölmüştüm adamın vuruşuna. Çok güçlü bir karakter. Yani oynarken bayağı bir dokunulmaz hissettiriyor. Bak hasar yemedi. Tamam oğlum niye ben salak mıyım anlıyor biliyorum tamam. Anne oğlum tamam. Bir de bana ispatlama. Bak hasar yemedi diyor. Tamam oğlum gördüm. Yemiyor yemiyor gördün mü? Allah Allah. Bir zırhım var o yüzden direkt bam diye çıkıyorum mekana. Ahiz main. Evet. İçimizde patladı. Aynı zamanda bu E yeteneğinizin 2 yükü var. Yani ilk açtığınızda karşınıza bir rakip çıkmazsa bile round'un ilerleyen saniyelerinde bir kez daha kullanabiliyorsunuz. Allah Allah. Ah lan ah lan. Bu saçma sapan güçlü E yeteneğimizin marketteki fiyatı 150 kredi. İson'un yetenekleri sizi şaşırtmayı burada bitirmeyecek çünkü sıradaki yeteneğimiz ajanın ultisi. Şimdi ultim geldi. Tanrı onlara merhamet etsin, ben etmeyeceğim. Evet, İson'un ultisini attığınızda ulti gördüğünüz bu etki alanı içerisinde bir rakip arıyor. Eğer alan içinde bir rakip saptarsa sizi o rakiple birlikte bir 1v1 arenasına çıkarıyor. Çıktığınız bu arenada... Bu ne lan? Azanı Mordekaiser ultisi. Mordekaiser ultisi. Ve bariyer falan da var yani pikmik alabiliyoruz. İlk başta rakiple aranızda 3 tane bariyer bulunuyor. Fakat birkaç saniye içinde bu bariyerler de kalkıyor ve bu 1v1 aim düellosunu kazanabilen kişi haritaya geri dönüyor. Anında göt alıyor kardeşim. Evet, kaybeden de zaten sizler önde. İso'nun bu 1v1 arenasına çıktığınızda iki oyuncunun da yetenekleri kullanılmaz hale geliyor. Can, mermi ve zırhları fulleniyor. Ve eğer varsa üstündeki bütün zayıflatma etkileri ortadan kalkıyor. Ama dikkat! Düelloyu kazanıp haritaya... Aga bir şey söyleyeceğim bu. Yani e-spor arenası için aslında kötü bir özellik değil mi chat? Ben mi yanlış düşünüyorum? Yani bence dereceli de eğlenceli olabilir ama hani bilmiyorum tabii e-sporcular buna ne dedi ama ya da ne yorum yaptı. Hani bana bir nasıl derler? Garip geldi birazcık. Çünkü ben şunu merak ediyorum. E-spor arenasında kill'den ziyade zaman önemli yani mesela. Zaman kaybettiriyor bence ultiyi. Evet, buyur hızcım. Mesela bu çok bug'a yol açabilir mi? Mesela atıyorum tam bu ISO ultiyi kullandığında karşıda mesela Razer ultisini açsa tam o anda bir bug oluşabilir mi? Olabilir. Olabilir de burası ya. mesela burası çok FPS düşürür mü? Zayıflatma etkileri. Düşürür değil mi burası? Bir aklıma şey geldi abi. Mesela 1v1 adam bombayı kuracak. ISO ultisini kullanacak. Mesela az süre kaldı. Bilmiyorum vallahi onu belki söyler. Ortadan kalkıyor. Ama dikkat. Düelloyu kazanıp haritaya geri döndüğünüzde bu değerleriniz eski haline geri dönüyor, haberiniz olsun. Bu 1v1 arenası içindeyken ultiyi atan ISO ve rakibi haritada aynı ultili birer Phoenix gibi görünüyor. Dolayısıyla ulti yeteneğinizi önümüzdeki 15 saniye boyunca rakiplerin sizin olduğunuz bölgeye gelemeyeceğinden emin olduğunuz bir yerlerde atın. Sonra ultiden çıkmış Phoenix gibi bıçak yiyebiliyorsunuz çünkü. Zaten 50 FPS oynuyoruz, oyun kapanacak yazdı bir. Aslında 1v1'e göre oyun kapanıyor. İso'nun bu ulti yeteneğini ister aim'inize güveniyorsanız round başında rakibi bir kişi eksik başlatmak için direkt kullanabilir. Karşı İso'yu aldık bir deyip. Seni aldık. Eray. Bakın. Efendim. Mesele şimdi atıyorum. Raze ulti açtı. Hayır sizin Raze ultinizi sikiyim. Ya su Raze ultisinden ne istiyorsunuz ya siz? Baba değil ki. Onu demek yani istiyorum. Bak anlatayım. Ulti gidecek işte. Raze ulti gidecek. Bak anlatayım size. Yoru'nun ultisinde Raze skill atsa bile Yoru yemiyor ya. Aynı şey olmuş. Onu anladın demiyor mı? Ki. Ne diyorsun sen? Bak ne diyorum biliyor musun? Mesela Raze açtı ulti. Ulti kapanıyor diyor. Ulti kapanıyor dedi. Kapanıyor mu? Evet kapanıyor tamam, dedi biri. Ben de şunu soracağım. Buyur hocam yani. Sen de sor. Raze ulti atıyor de. Hayır atıyorum. İşte ulti attığı yerde. Evet. Birden fazla kişi var. Neye göre seçecek? Aa evet onu neye göre seçiyor? İlk temas edenler.
İlk yani ilk bulduğu işte random göre birini mi? Seçiyor. Hadi yan yanalar. Üçü de yan yana mesela. Tam birini seçiyor işte onun. Neyini soruyorsun ya? Bana ne? Ben yapmasın öyle. Allah Allah. Alttan panelden seçiyorsun sen kimle yapmak istiyorsun? Mal mısın? Adam bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Komut yazıyor amına koyayım. Lan bir şey sormayın lan gidin lan. Amına koyayım beni de Valorant yaptınız iyice. İsterseniz de rakibin nerede olduğunu tam anlayamadığınız bir clutch pozisyonunda bunun size bir akıl oyunu yapmasını engellemek ve yüz yüze adil bir kapışma yaratmak için de kullanabilirsiniz. Ya Valorant ben ne alaka? Bu ulti yeteneğini Riot ofisinde bize ilk gösterdiklerinde Tenz gibi profesyonel oyuncular bayağı çıldırdı. Herkes manyak gibi bağırmaya başladı. O Tenz büyük ihtimalle yine fake tepki falan vermiştir. Bir çok iddialı. At ver oğlum. Gel buraya gel. Nice Ethos, nice one man. Yani round'a bu şekilde ultiyle başlayarak rakibi direkt az kişi bırakarak, 4 kişi bırakarak başlayabiliyorsunuz. Ve ultinizden kaçma ihtimali yok. Eğer ki aiminiz karşıdan daha iyi ise her ulti round'unu 4 kişi başlayabiliyorsunuz. Riot ofisinde niye A4 tek kamera koymuşlar kanka? Görüntü kalitesini amına koyayım. Harbiden kanka bu ne yap? Kamera ne lan bu? Yani koskoca Riot kanka şu kızaklı kamera koymuş. Bu uzun var ya kapanıp açılan bildin mi? İnternet kameralarda oluyor. İnternet kamera. Ya baba şu videoya odaklansanız adam burada bir şey anlatıyor. İşte ama güzel detaylı alayım. Bana kalırsa Reyna'nın gerçekten takıma bir yararı olabilecek geliştirilmiş versiyonu gibi bir şey. Şimdi şunu yapabiliriz. Hızlıca short'a Q'mu atarım. E'mi de açtım. Short'ta kimseler görünmüyor. Mid'de de kimseler görünmüyor. Ay Allah. Tekrar E'mi açarım. Show'mu yaparım. Mid'den dönemiyorum. Özellikle solo dereceli oynamayı seviyorsanız ve aim'inize güveniyorsanız İso ile tek başınıza kendi kendinize yeterek oyunu çatır çatır taşıyabileceksiniz. Şimdi önce E'mi açıp sonra Q ile şurayı başlatırsam manyak olur. İzleyin. Bokken şimdi. Bokken şimdi onlara ne yapıyorum? Bokken hele. Muhtemelen önümüzdeki dönemin en çok insta lock atılan ajanı olacak kendisi. Şimdiden hayırlı olsun. Ben oynarım. Tam benlik ben bir euro bu arada. Ben de oynarım. Vallahi ben oynarım. Eğlenceli bir euro olmuş. Evet video burada bitmedi çünkü daha yeni savaş biletimiz var. 3 farklı skin paketiyle herhangi bir ses efekti olmayan standart savaş bileti skinleri olmuşlar açıkçası. Oğlum bunu çıkardınız zaten. Bu aynısı olmuş kanka bu ya. Bu vardı zaten böyle bir şey. Dolayısıyla paket isimlerini falan bu sefer sırayla saymaya gerek duymadım. Arkada zaten görüntüler dönüyor. Bıçağımız hançer. Dolayısıyla ucuz yolu... Ne? Orta bence ya. Philip Knight bir hançer animasyonu isterseniz bu savaş bileti gayet de kafi olmuş diyebilirim. O zaman Riot Games'e bana bu şansı tekrar sundukları için çok çok teşekkür ederim. Riot Games'e biz de teşekkür ederiz. Umarım ajanın layığıyla sizlere anlatabilmişimdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olup özellikle bildirimleri açmayı unutmayın. Ben etmiyorum. Öyleyse sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Oğlum Helium videoyu ne güzel yapmış lan. Güzel. Güzel hocam. Özel kara... davetli yazmış ya videonun son altında özel davetli. Özel davetli. Elin de biraz gözümüze sokuyor ha. Vallahi billahi. Hocam o karakter eğlenceli ama ben e-spor arenasında sevmedim. Olmaz ya beyler. Ben bir e-sporcu olarak eski e-sporcu olarak. Olmaz ya. Aynen. Abi şey söyleyeceğim. Ha şimdi Phoenix Woods. Attım McFit. O sana attım McFit şeyi var ya. Evet. Çocuk atmamış. Direkt Google Maps'e eklemişler o fotoğrafı. Ney? Google fotoğraflarda var. Nasıl oğlum? Ney? Gir. Google atla. Haritalarda biz mi varız? O fotoğraf var. Hangi fotoğraf anlamadım ben. Bak. Niye ya? Bu niye var oğlum? Eklemiş Emirhan Akyol.